Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugün baş ağrısını konuşacağız. Peki baş ağrısı neyini konuşacağız? Küme tipi baş ağrısını konuşacağız. Migreni konuşacağız. Yarım baş ağrısını konuşacağız. Ense ağrısını konuşacağız. Ağrı kesiciyi de konuşacağız. Onu unutmayacağız. Niye ağrı kesici alıyoruz? Ya da birilerine niye ağrı kesici veriyoruz? Ağrı kesici alırken ya da verirken, yani ağrıyı baskılarken çok iyi şeyler mi yapıyoruz, kötü şeyler mi yapıyoruz? Peki kimle konuşacağız? Doçent Doktor Recep Balt. Recep Hoca'yı tanıyorsunuz siz. Daha önce de konumuz olmuştu birkaç kez, sağ olsunlar. Yine kırmadılar bizi, geldiler. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ağrıyı konuşacağız sizinle. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiniz programıma. İzleyicilerimizin sizin gibi değerli hocalara çok ihtiyacı var. Halkımızın çok ihtiyacı var. Çünkü siz gerçekten nöroloji alanında çığır açan genç kardeşlerimizden birisiniz ve önünüz açık, yolunuz da açık olsun. Teşekkür ederim. Değerli hocam, yeni de bir muayene açtınız. Hayırlı olsun. Evet, Allah utandırmasın. Sağ olun. Neydi şiarınız? Güzel bir şiarınız vardı sizin. İyileşmeye hoş geldiniz. Evet. Değil mi? Evet. Çok güzel. Peki biz de bugün izleyicilerimize şey diyeceğiz. İyileşmeye bir adım atacağız. Şu soruyu sormak istiyorum. Hocam, baş ağrısı ne demek? Nasıl tanımlarız baş ağrısını? Evet, baş ağrısı klasik bir semptom açısından baktığımız zaman aslında çok sık gördüğümüz bir semptom. Polikliniklere, hastanelere en çok başvuru sebeplerinden bir tanesi. Ve baş ağrısı aslında insanlık tarihi kadar eski bir semptom. Doğru, doğru. Yani milattan önce 7000'li yıllara kadar varıyor. Hipokrat'ın migreni tanımladığını biliyoruz. İşte Mısır papiruslarında migrenle ilgili, baş ağrısıyla ilgili çok güzel, çok enteresan tespitler var. Çok eski bir semptom. Çünkü vücut içerisinde yaşadığı bazı olayları, bazı problemleri bize ağrıyla izah etmeye çalışır. Kendini göstermeye çalışır. Evet. Başım ağrıyor dediği zaman aslında beni tanı, beni araştır, bende bir şeyler var diyor. Ve baş ağrısı sorgula diyor. Sorgula diyor. Evet. Ve baş ağrısı kişinin günlük işlerini etkileyen, hayatını olumsuz tarzda etkileyen bir semptom olarak karşımıza çıkıyor. Ve çok değişik nedenlerden kaynaklanıyor baş ağrısı. Kabaca baş ağrılarına biz primer baş ağrıları ve sekonder baş ağrıları olarak sınıflandırıyoruz. Evet. Primer baş ağrılarında gözle görülen, tetkik ettiğimiz zaman ilişkilendirebileceğimiz bir bulguya rastlamadığımız baş ağrıları. Bunlar işte migren, küme tipi baş ağrıları ve daha çok sıklıkla gördüğümüz gerilim tipi baş ağrısı şeklinde. Enseden öne doğru yayılan, alna doğru yayılan bir baş ağrısı. Sıkıştırıcı vasıfta olan bir baş ağrısı. Evet. Bu gerilim tipi baş ağrısı. Bunlar primer baş ağrısı sınıflandırmasında geçiyor. Bir de sekonder dediğimiz, ikincil dediğimiz, yani başka bir sebeple ortaya çıkan baş ağrıları. Bunlar içerisinde de işte nevraljiler, trigeminal nevraljiler, temporomandibular eklem disfonksiyonu, enfeksiyonlar, kafa içi basıncını artıran kitleler, tümörler, kanamalar, beyin kanaması veya hipertansiyona bağlı baş ağrısı veya elektrolit veya metabolik dengesizliğe bağlı ortaya çıkan uzak etkilere bağlı baş ağrısı, sinüs enflamasyonuna bağlı baş ağrısı gibi, yani araştırdığımız zaman altında başka organik bir sebep bulduğumuz baş ağrısı. Mesela menenjitler, enfeksiyonlar, abseler, kulak enflamasyonları, otitler gibi bir sebebin sebep olduğu, bir nedenin, bir organik hastalığın yol açtığı baş ağrısı şeklinde sınıflandırabiliriz kabaca. Peki değerli hocam, şimdi migreni şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki, ya psikonörolojide, osteopatide diyoruz ki karaciğer ve böbreklerin o topar damarlar, yani işte bu azigos sistem dediğimiz vücudun o toplayıcı kısmı. Evet. Çünkü böbreklerden sağ böbrek, azigos sol böbrek. Hem azigos sonra geliyor, vena porta karışıyor, sonra vena cava inferiorla kalbin toplayacağına damarla kalbe giriyor. Şimdi bu akış bozuk olursa migren atakları ortaya çıkıyor. Evet. Migren nedir? Ne diyeceğiz? Ne yapacağız migrende? Migren beyin
beyin dışı nedenlerden, yani tetkik ettiğimiz zaman beyinde bir şey bulmadığımız aslında. Evet, hücresel bir semptom diyorsunuz. Evet, hücresel düzeyde gördüğümüz, yani bir patolojik bir süreç var ama bunu daha çok hipotez olarak söylüyoruz. Yani birçok teoriler var, biraz şimdi söylerim. Bu beyindeki elektriksel döngünün bozulması, vasküler permeabilitenin artması, damarların genişlemesi, büzülmesi, evet. Sonucu beyin ortaya kanlanmaya çıkar, çalışıyor. Beyin kanlanmasının azalması veya artması, evet, sonucunda, evet, bir ağrı. Ama bu ağrı çok özel, spesifik bir ağrı. Genelde yarım baş ağrısı şeklinde ortaya çıkıyor. İşte enseden başlayıp öne doğru yayılabiliyor. Tek taraflı şakaklarda olabiliyor veya çift taraflı olabiliyor. Ama migren aslında baktığımız zaman geniş spektrumlu bir hastalık kümesi. Aslında bir tane sadece baş ağrısıyla ortaya çıkan bir hastalık değil. Bulantı eşlik edebiliyor, kusma atakları olabiliyor, ses, gürültü, ışık onları rahatsız edebiliyor. Evet, evet, evet. Ciddi hemiplejiler ortaya çıkabiliyor yani atak sırasında. Doğru, veya doğru. Yüzeyel aura dediğimiz gözlerin önünde ışık çakmaları, çizgilenmeler, karanlık noktalar görülebiliyor. Migren bir sendrom aslında. Tek bir işte sadece baş ağrısıyla indirgenecek bir hastalık değil. Ve migrende dikkat ettiğimiz zaman baş ağrısı süresi var. 4 saatten uzun sürüyor genelde baş ağrıları. Ve 72 saat içerisinde sonlanıyor. Yani 3 güne kadar sürüyor. Daha fazla sürerse tek taraflı, zonklayıcı, mide bulantısının eşlik ettiği, kusmanın eşlik ettiği, ses, gürültü, ışığın rahatsız ettiği, baş ağrısı olduğu zaman biz migren hastasından söz ediyoruz. Ve gerçekten migren hastası bunları sıkça tekrarlayabiliyor, yaşayabiliyor. Tanı kriteri olarak biz en az 5 kere bu tür baş ağrısı yaşamış olan insanlarda migren hastasıdır diyoruz, migren var diyoruz. Ve gerçekten sizin dediğiniz gibi migrenin altında aslında çok ciddi inflamasyonlar var, çok ciddi kronik toksite var, bağırsak flora bozukluğu var, azigosun doğru çalışmaması var, trigeminal sinirin uyarılması var. Çünkü hipotezlere baktığımız zaman, yani niye migren oluyor? Biraz önce de söyledim, yani Hipokrat migreni tanımlıyor. İşte Mısır papiruslarında yine migren, insanlık tarihi kadar eski bir semptom ve hastalık. Dolayısıyla bizim bunun altında neler olduğunu araştırıp buna göre çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani sadece işte başı ağrıyor, bir tane ağrı kesici vereyim, düzelir, düzelmiyor ne yazık ki. Migreni maalesef bir bütün, düzelmeyecekler. Bütün olarak bakmak gerekiyor. Şimdi değerli hocam, kafatası kemiğiyle, yani occiputla birinci omur arasında nervus occipitalis minor diye bir sinir, evet, çıkıyor. Bu kulağın arkasındaki duyu sınırı ve burada ağrı oluyor bu sıkışırsa. Evet. Ve şimdi, o da vagusla ilişkili. Evet. Bu da foramen jugulare. Bu şurada vagus siniri çıkıyor. Vücudu iyileştiren sinir. Evet. Vagus'ta 9 ve 11. sinirler de çıkıyor. 11. sinirin bir dalı buraya geliyor. Bu, evet, kaslara. Bir dalı sırta kürek kemiğine geliyor. Bir dalı da kafatasının içerisine geri gidiyor. Evet. Şimdi burada şu çıkıyor ortaya. Yani birinci occiput da art kafa kemiğiyle birinci omur arasındaki dengeyi sağlamamız gerekiyor. Evet, orada bir dengesizlik olduğu zaman işte bir inflamasyonu başlatabilir. Evet. Yani orada sinirsel bir akış problemi oluyor. Bu şey bozuluyor. Bir blokaj oluyor. Evet. Ve o blokajı siz çözmediğiniz zaman da migrene zemin hazırlamış oluyorsunuz. Aynen. İkincisi değerli hocam. Şimdi C1 ile C2, yani birinci ve ikinci boyun omuru arasında nervus occipitalis major çıkıyor. Da bu da göze geliyor. Evet. Şöyle göze geliyor yan tarafta. Şurada küme tarzı baş ağrısı, evet, yapıyor. Şimdi şöyle söylemeye çalışıyorum ben. Yani nedene inmeden ya ağrı kesici verelim geçsin. Ya böyle bir şey yok kardeşim ya. Kesinlikle. Yani migrene bakışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Değil mi? Migren gerçekten insan kalitesini etkileyen ve ciddi manada günlük yaşamı tehdit eden bir hastalık. Benim çok hastalarımdan gördüğüm şu, yani migren atağı geçirdiği zaman önemli bir iş toplantısı varsa yapamıyor. Önemli bir dersi varsa giremiyor. Ev kadınıysa işlerini aksatıyor. Yani günlük yaşamını ciddi manada etkileyen bir hastalık. Ve kadınlarda yaklaşık 2 kat daha fazla görülüyor. Ne kadar kadında görülüyor? %20'lere yakın. Hatta bazı çalışmalarda %25 oranında görülüyor. %25 oranında. Erkeklerde
%8 ile 16 arasında. Bizim yaptığımız, Ağrı'da yaptığımız bir prevalans çalışması vardı. Küçük çocuklarda da yani %10'a yakın bir migren söz konusu. Yani bu cinsiyet, yaş ayırt etmiyor, etkileniyor. Bunun altında yatan sebebe baktığımız zaman da işte biraz önce söylediğimiz bir sinirsel inervasyonun blokajı olması, iki vasküler permeabilitenin yani bir inflamasyonun olduğunu görüyoruz. Yani sadece bu işi işte trigeminal sinir kapsamında değil, yani trigeminal siniri, trigeminovasküler permeabilite, yani vasküler permeabilite, trigeminal sinir uyarılması, bütün bunların altında başka nedenler olduğunu görüyoruz. Ve bu nedenleri ortaya koyup çözüme gitmemiz gerekiyor. Doğru, doğru. Yani sadece işte bir ağrı kesici veya mesela biz atak sırasında çok sık atak yaşayanlarda profilaktik tedaviye geçiyoruz. Profilaktik tedavide eğer siz hastanın yaşam tarzını değiştirmiyorsanız, beslenmesine dokunmuyorsanız, uykusunu ele alıp onu düzeltmiyorsanız gerçekten profilaksi belli bir noktadan sonra ters tepmeye başlıyor. Ve o vermiş olduğumuz profilaktik amaçlı vermiş olduğunuz beta blokörler, antidepresanlar, antiepileptikler, kalsiyum kanal blokörleri bunların bu sefer dolaylı olan yan etkileriyle insanları baş başa bırakmış oluyoruz. Biz o ilaçları muhakkak kullanıyoruz. Yani ihtiyacı varsa ve gerçekten alması gerekiyorsa evet kullansın. Ama eğer siz altta yatan patofizyolojiyi regüle etmiyorsanız, hastayı bir dengeye sokmuyorsanız kesinlikle ve kesinlikle hasta belli bir noktadan sonra tekrar ataklarla karşılaşıyor ve çözülmüyor. Hastanın beslenmesini düzeltmiyorsanız inflamasyon devam edecektir. Hasta düzgün su içmiyorsa sıkıntı yaşayacaktır. Hasta yaşama bakımını bakış açısını değiştirmiyorsa, yani yoğun bir stres altındaysa, kronik bir enflamasyonun en büyük sebeplerinden bir tanesi de stres. Siz kişileri stres altında tutuyorsanız baş ağrısı düzelmeyecek. Bu bizim karşımıza belki küme tipi baş ağrısı şeklinde de gelebilir. Veya gerilim tipi baş ağrısı. Mesela bunlarda işte gerilim tipi baş ağrısında stres önemli bir kaynak. Neden? O da işte bir servikal kasların kasılmasına yol açıyor ve ciddi bir uyaran etkisi yapıyor. Yine aynı mekanizmanın mekanizma devreye giriyor. Evet, farklı bir şekilde. Daha hafif bir şekilde. Orada baş ağrısı daha farklı oluyor. Evet, sıkıştırıcı bir baş ağrısı. Enseden başlayıp öne doğru. Bunlarda bulantı çok az olmuyor migrenden farklı olarak. Ses, ışık bazen rahatsız edebiliyor ama günlük yaşamlarını da etkiliyor. Hep bir rahatsız verici bir ağrı. Buna sadece bir antidepresan verdiğimiz zaman o hastanın belli bir aşamasını rahatlatmış oluyoruz. Altta yatan sebebine inmediğiniz zaman yine bir yerde takılıyorsunuz. Ve enteresan bir şey, mesela migrenle gerilim tipi baş ağrısı ya beraber olabiliyor ya üstüne binebiliyor. Gerilim tipi baş ağrısıyla başlayıp daha sonra migrene dönüyor. Veya migren olup üstüne gerilim tipi baş ağrısı başlıyor. Ve gerilim tipi baş ağrısı çok daha fazla görülüyor. Maalesef. Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi biz oturuyoruz, biz böyle oturuyoruz. Evet. Yani ekran başında böyle çalışıyor. Bak kafaya bakın, boyundaki lordoz, servikaldeki lordoz gitti. Biz böyle çalışıyoruz. Şöyle. Evet, evet. Ya da kahvede otururken ya da işte derste otururken şu yok yani. Şu bu yok, evet. Şimdi burada özgüvenimiz var. Özgüven devre dışı kaldı. Şimdi şöyle oturuyoruz. Depresif postürde oturuyoruz böyle. Doğru. Biz böyle oturunca da sistem diyor ki ya kardeşim bu kuralı ben koyuyorum diyor. Yani sen şu kuralı koyma diyor bana Mayda ya. Bırak Allah'ını seversin diyor bana. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle olan boynu şöyle yapıyorsun. Geriyorsun. Şimdi evet. Teri geriyorsun. Cisimlerin bir lambda sınırı var. Lambdayı gerdin. Lambdayı geriyorsun. Sonra diyorsun ki boğazımı sıkmış lan tükü söyle diyorsun. Yok kardeşim yok. Söylemem. Evet, söylemem. Ben ancak sana acı veririm diyor. O zaman da ağrı oluşuyor. Evet. Peki. Değerli hocam şimdi siz iyi bir uykucusunuz. Bunu ben çok iyi biliyorum. Sizi aynı zamanda bu konuda da takdir ediyorum. Hep başarılı olun. Şimdi embriyolojik yaşamda çünkü biz hala karanlıktayız. Evet. Evet. Biz hala bunları tanımıyoruz. Bu ışık ışıkları tanımıyoruz diyoruz. Hala mağaradayız biz. Veya kendimizi kandırıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Ya yani, mantıklı davranıyoruz sözüm buna. Diyoruz ki ya işte bak biz ışıklar içerisinde saat 12'ye 1'e kadar oturuyoruz ve seyrediyoruz. Halbuki hücre hafızamız hala mağarada yaşıyor. Doğru.
Şimdi 9.30, 10 gibi, 10.30 gibi bakın yani, esnemeye başlıyoruz. Esneme diyor ki ya Mayda bak uyku saatin geldi yavrum git uyu diyor bana. Ben diyorum ki ya hanım diyorum hele bir çay içelim, hele bir kahve içelim, hele bir şişir yiyelim. Hücre hafızası diyor ki evet, yanlış yoldasın diyor. Doğru. Uykuyla bir diyalog varmış. Uyku biliyorsunuz en iyi parasempatiktir ama kapkaranlıklı uyku. Kesinlikle çok ilişkisi var. Evet. Kaliteli bir uyku insanın sağlığı için tartışılmaz. Kaliteli uyku. Kaliteli bir uyku. Onu biraz açıklar mısınız? Kaliteli bir uyku şöyle. Biz biliyorsunuz yani biraz önce söylediğiniz şekilde yani modern hayatın getirdiği bazı sorunlar var. Bir kere geç yatmaya başladık. İşe yetişmemiz için de erken kalkıyoruz. Dolayısıyla bir kere yapılan çalışmalar da bunu gösteriyor. Artık uyku miktarımız azaldı. Birinci kaybımız bu. İki, ışıktan dolayı melatonin dediğimiz bizim aslında sinir sistemimizi de, bağışıklık sistemimizi de, metabolizmamızı da geceden sorumlu olan, yani sabah serotonini yüksek salgılayan vücut, akşama doğru melatonin salgılamaya başlıyor. Evet. Özellikle 7'den sonra, 8'den sonra ve bu karanlık istiyor. Ne kadar karanlıksa melatonin o kadar iyi salgılanıyor. Değil mi? Ve bu bağışıklık sistemi ve enteresan bir şey, melatonin çok ciddi, çok güçlü bir antioksidan. Ve metabolitleri de antioksidan. Evet. Ve metabolitleri de sonsuz antioksidan deniyor. Yani sürekli bölündüğü zaman da, parçalandığı zaman da antioksidan özelliği devam ediyor. Dolayısıyla biz ışıktan uzak kaldıkça, özür dilerim yani karanlıktan uzak kaldıkça biz melatoninden de uzaklaşmış evet, oluyoruz. Evet. Ve iyi dinlenmemiş oluyoruz. Bir diğer husus beynin gün içerisinde yaşamış olduğu, almış olduğu o yükü, hemostatik yükü gece boşaltıyoruz. Yani beyin kendini rolantiye alıyor ve beyin tekrar deşarj oluyor, tekrar ertesi güne hazırlanıyor. Yani uykuyla oluyor bu. Siz eğer uykunuzu çok bölerseniz, uyuyamazsanız veya ışık altında kalırsanız beyin dinlenmeden uyanmış oluyor ertesi güne. Bir diğer husus, bazı uyku problemleri, uyku bozuklukları diyeyim, hastanın uyumasını engelliyor. En önemlisi uyku apne sendromu. Evet, gece horlama. Evet, nefes horlamayla, alamam. Nefes kesilmesiyle kendini gösteren evet, uyku apne sendromu. Evet. Ve hocam sabahleyin bu insanlarda baş ağrısıyla uyanma çok görülüyor. Uykuyu iyi uyuyamayan, dinlenmeden kalan insanlarda gündüz baş ağrısı atakları olur. Bu tipik migren gibi olmuyor. Yani daha çok sabahları olur. Ama sabah olan baş ağrılardan biz bir tane daha baş ağrısından korkuyoruz ki o da acaba beyinde bir tümör mü var? Bir kafa içi basıncı artışı mı söz konusu? Yani sabahki olan. O yüzden o baş ağrılarından korkuyoruz. Tetkik etmek isteriz. Altta yatan bir neden var. Uyku apne sendromu ve uyku bozuklukları baş ağrısıyla direkt ilişkili. Dolayısıyla baş ağrısıyla gelen kişilerin uykularını sorgulamak, uykuyu düzenlemek, kaliteli uyku sahibi olmalarını sağlamak çok çok hem hekimi hem hastayı rahatlatacaktır. Onun dışında mesela huzursuz bacaklar sendromu. Kişiyi uykuya daldırtmıyor. Çünkü bacaklarında istemsiz bir hareket, bir istek oluyor. Tarifi zor. Tam yatmaya geçti, dinlenecek, bacaklarını uzattı. Bacaklarında, ellerinde bazen. Hatta çok değişik organlarında böyle istem dışı hareketler ortaya çıkıyor. İstem dışı his ortaya çıkıyor. Ve kişi hareket etmeye ihtiyacı hissediyor. Çünkü o da kan uykuya, gitmiyor oraya. Yani işte onun altında işte dopamin disregülasyonu var, blokajlar var, torakal blokajlardan söz ediliyor, evet, beslenmeyle evet, ilişkisi var. Dediğiniz gibi kan dolaşımıyla, ferritin düzeyiyle ilişkisi var. Demir düzeyi düşüyor. Demir düzeyi evet, düşüyor çünkü demir aynı zamanda dopamin dediğimiz maddenin kofaktörü. Demir düştüğü zaman özellikle bayanlarda çok daha fazla görüyoruz. Düştüğü anda huzursuz bacak sendromu belirtileri çıkıyor. İşte bütün adet döngüsüyle de ilişkisi var doğal olarak. Tabii yani eğer kanama fazlaysa demir eksikliği fazla oluyor. Doğru i̇şte olarak. Yaşlılarda birçok hastalık. Kullandıkları ilaçlar işte non-steroid anti-inflamatordan tutun. İşte kan sulandırıcılar onlar da antikoagulanlar aynı şekilde küçük küçük kayıplar oluyor. Ve kişi bundan bir haber oluyor yani fark etmiyor. Uzun vadede bir demir azlığı ferritinde de onu görüyoruz zaten. Hastayı onu toparlatmadıkça uykuyla ilişkili problemi düzeltemiyoruz.
Dolayısıyla yine orada bütüncül bir yaklaşım gerekiyor. Yani uykuyu baş ağrısıyla ilişkisini tek tek sorgulamak gerekiyor. Yani biz uykuyu normal poliklinikte rutin soru haline getirmemiz gerekiyor. Ben bütün aslanlarıma da öğrencilerime de hep aynı şeyi söylüyordum. Hastalarıma da yapmamız gereken şey stresimizi yöneteceğiz, beslenmemizi düzenleyeceğiz, uykumuzu düzenleyeceğiz. Ve hocam en önemli şeylerden bir tanesi hareket. Lokomotör sistem eğer düzgün çalışmıyorsa, lokomotör sistem hareketli değilse, işte siz bu işin uzmanısınız, fasya zinciri aktif akış halinde değilse muhakkak bir blokaj ve o blokaja bağlı bir enflamasyon, o enflamasyona bağlı işte zayıf nokta neresiyse orada bir hastalık. Doğru. Yani iş bu kadar. Dolayısıyla bir bütün içerisinde bütün bunları ele alıp hastayı öyle yönlendirmemiz gerekiyor. Ama şöyle bir şey var değerli hocam. Şimdi yani Türkiye'de de şöyle bir hastalık var. Yeni gerçi oluşuyor bu ekip çalışması ama ben hiç hoşnut değilim. Neden hoşnut değilim? Örneğin uyku dedik değil mi? Evet, gepsi bilmemiz gerekiyor. Bağırsak, geçirgen bağırsağı bilmemiz gerekiyor. Evet, beslenmeyi bilmemiz gerekiyor. Evet, uykuyu bilmemiz gerekiyor. Evet, fasya zincirine, osteopati ya birlikte çalışacağız ya osteopat olmamız gerekiyor. Evet, egzersiz bilmemiz gerekiyor. Ya fizyoterapist olacağız ya fizyoterapistle birlikte çalışacağız. Evet, doğru. Ya oradaki fizyopatolojiyi, tümörü bilmemiz gerekiyor. Ya nörolog olacağız ya nörologla birlikte çalışacağız. Evet. Yani bu ekibin bir arada olması gerekiyor ki biz başaralım bu işi. Kesinlikle öyle. Yani bütün her şeyi ben yaparım dediğimiz zaman aslında kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü evet, dikkatimizi de kaybediyor. Çünkü sonsuz bir bilgi var. Ve gerçekten insanın kendisi sonsuz bir bilgi. İnsanın kendisi bir hazine. O hazineyi iyi korumak gerekiyor. Bu koruma tek başına olacak bir iş de değil. Zaten multidisipliner çalışma gerektiriyor bu iş. Uykuyu bilene danışmak gerekiyor. Beslenmeyi bilene danışmak gerekiyor. Hareketi, osteopatiyi bilene danışmak gerekiyor. Ve bundan gocunmamak gerekiyor. Kesinlikle, ne olacak ya? Ve bilgi paylaşıldıkça artıyor. Çoğalıyor. Sevgi yani, gibi. Yani sevgi gibi. Yani siz eğer hastanıza faydalı olmak istiyorsanız bence bilgiden korkmamamız lazım. Yani bilgiyi araştırma, bilgiyi bulmak. Ben her şeyi biliyorum dediğim anda iş bitmiştir aslında. Evet. Yani evet, gerilemeye de başlamış oluyorsunuz. Aslında bir şey bilmediğiniz de ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ve her gün yeni bilgiler. Müthiş bilgi akışı var. Yani internet çağındayız artık. Ben asistanken bir makale için Ankara'ya gittim. Kış, yani hiç unutmuyorum yani. Bir tane makale, bir olgu sunumunu almak için yani Hacettepe'ye. Oradan TÜBİTAK'a gittim. Tam bana 3 günümü harcattı. 7 evet, yani. 3 gün bir tane makale. Şimdi öyle değil. Şimdi internete bir giriyorsunuz, bir yazı yazıyorsunuz, binlerce makale. Aynen. Yani aynen, bilgiye, bilgi çok akıyor. Aha, ama bunda da şöyle bir şey var. Her şey doğru mu? İşte hekimlik buradan başlıyor. Evet, yani eğer evet, siz sanat burada başlıyor. Evet. Aslında. Orada eğer siz onları süzebiliyorsanız, bilgiye ulaşabiliyorsanız, araştırıyorsanız, okuyorsanız, durmuyorsanız, çünkü her şey anlatıldığı gibi olmuyor. Siz sadece ağrı kesiciyle migreni tedavi edemezsiniz. Antiepileptikle sadece migreni tedavi edemezsiniz. Migreni işte sadece akupunkturla da tedavi edemezsiniz. Kesinlikle. Yani kesinlikle, sadece beslenmeyle de tedavi edemezsiniz. Kesinlikle. Ya da sadece osteopatiyle tedavi edemezsiniz. Edemezsiniz. Yani bu ekip işi. Ekip işi. Siz bunu koordineli halde yapmanız gerekiyor. Bilmediğiniz zaman göndereceksiniz, görüş alacaksınız ve gocunmayacaksınız. Bu size katkı aslında. Yani doğru. Ben sizinle tanıştığımı mesela çok memnunum, çok mutluyum. Karşılıklı kaç kere biz toplantılarda beraber paylaştık, vaka tartışıyoruz, evet, konuşuyoruz. Evet, evet. Kesinlikle çok şey öğrendim. Canımsınız, ben de çok tamam, şey öğrendim. Yani çok şey öğrendim. Canımsınız. Ve çok teşekkür ediyorum. Bu benim pratiğime katkı sunuyor. Yani ben evet. Evet, yani hiçbir şeyim yok. Ben nöroloji adına birçok şey yapıyorum, ediyorum. Fakat durmak olmuyor. Yani ben bana gelen hastalarıma yardımcı olmak için sürekli ve sürekli bir yerlere, bir şeyleri öğrenmek için uğraşıyorum. O sizin güzel yüreğiniz hep devam etsin lütfen. Aksın, eksilmesin. Çok teşekkür ederim. Devam etsin. O doğru yoldasınız. Şimdi değerli hocam, bu sabah
ezan ile yatsı ezanını insanlar neden bu saatlere koyulduğunu bilirlerse ve o sabah ezanına uyanır, yatsı ezanına da uyurlarsa sistem kendisini regüle ediyor. Evet. Ve en iyi parasimpatik de orada devreye giriyor. Evet, uyku. Siz uyumuyorsanız, hocam kaliteli uyku almıyorsanız, kesinlikle. Kaliteli üreme yapsanız da hikaye, kaliteli yemek yeseniz de hikaye, kaliteli arkadaşlarınız olsa da hikaye ki olmaz. Ne kaliteli üremeniz olur, ne kaliteli arkadaşınız olur, ne kaliteli işiniz olur, ne kaliteli dostlarınız olur. Çünkü siz uykunuzu almamışsınız. Doğru. Peki, değerli hocam, şimdi bunlar hep primer baş ağrısıydı. Bir de hani ikincil baş ağrıları var, sekonder baş ağrıları. Şimdi izleyici diyor ki ya iyi de İbrahim Hoca ben onları nasıl ayıracağım diyor. Ya da Recep Hoca bunları nasıl ayıracağım diyor. Şimdi bunlar nelerdir sekonder baş ağrıları? Evet, sekonder baş ağrısı dediğimizde beyinle ilgili veya sistemle ilgili gözle görülen bir şeyler var, problemler var. Gözle görülen. Gözle görülen. Primerde gözle görülmüyor, bir migren görülmüyor. Şöyle söyleyeyim, aslında biraz orada açıklama yapmam gerekiyor. Mesela trigeminal nevraljide de bu bazen, beşinci kraniyal evet, sinir burada geçiyor. Kraniyal, oradan geçiyor. İşte üç dalı var bunun. Evet, üç dalı var. Buraya geliyor, buraya, buraya geliyor, buraya evet, geliyor. Maksiyel ve oftalmik. Şimdi bu trigeminal nevraljide mesela bu sekonder baş ağrısı olarak görülüyor. Nalitik bir hastalık var. Ve çok kronik yani ciddi evet. Hastayı yoran işte bir şimşek çakması gibi yüzünde özellikle ikinci ve üçüncü dalında daha çok görüyoruz. İşte tıraş olurken, su içerken işte genelde diş problemleriyle karşılaştırılır. Diş ameliyatları olurlar, diş çektirilir. Birçok olay yaşar yani ve sürekli bir ağrıyla. Orada mesela yine bazen beyin MR'ı çekeriz, bir şey göremeyiz. Ama orada sinirin, trigeminal sinirin özellikle akışında, nöronal akışlarında bir düzensizlik olduğunu biliyoruz. Onun için ayrı tedaviler var. Yine bir altta yatan bir inflamasyon varsa onu çözmemiz gerekiyor. Yani hastanın sadece işte ağrısını kesmek için bir antiepileptik vermemiz yetmiyor. Bunun dışında belki enjeksiyon tedavileri. Mesela nöral terapiden bu hastalar çok fayda görüyor. Migrende de aynı şekilde nöral terapiden, nöral terapi yaklaşımı, bütüncül yaklaşım içerisinde tedavi ettiğimiz zaman gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Ve hastaların %80'i o ataklardan kurtuluyor. Yani benim pratiğimde ciddi manada onu kullanıyorum. Tek başına değil, beraberinde beslenmesini, kronik toksitesi varsa onları çözmek, stres yönetimini öğretmek, gerekirse bir psikiyatr, psikolog, fizyoterapistlerle göndermek. Yani bunlar hepsi bir bütün içerisinde oluyor. Sekonder baş ağrıları, mesela kafa içerisinde bir tümör varsa, kafa içerisinde bir kanama varsa, bir hipertansiyon baş ağrısıysa, bir sinüs enflamasyonu, sinüs iltihabı varsa, kulakla ilgili bir problemi varsa, bunlar baş ağrılarına sebep olabiliyorlar. Ve baş ağrılarında tanıyı koyabilmemiz için hastayı iyi dinlememiz lazım. Hastanın anlatmış olduklarını iyi irdeleyip kriterlerine göre de tanımlamamız lazım. Primer baş ağrılarıyla sekonder baş ağrında ayrım şöyledir. Sekonder baş ağrıları genelde akuttur, yenidir. Primer baş ağrıları genelde bir yılı aşkın eskidir, bir süredir, evet. Eskidir. Primer baş ağrıları benzerdir. Yani mesela küme tipi baş ağrısıysa işte gözün etrafında, işte göz yaşarması, şiddetli, böyle saplayıcı ağrı olur, zonklayıcı ağrı olur. Migrende işte yine tek taraflı, zonklayıcı, mide bulantısının eşlik ettiği bir ağrı. Ama sekonder baş ağrılarında hayatlarında ilk kez yaşadığı bir ağrıyla karşılaşabilirler. Orada o zaman diyeceğiz ki bu sekonder baş ağrısı. Veya daha önceden maruz kaldıkları bir baş ağrısı var fakat karakteri değişti. O zaman yine dikkat edeceğiz. Diyeceğiz ki bu sekonder baş ağrısı olabilir. Veya sürekli sebat ediyor. Önceden değişiyordu baş ağrım ama son 6 ayda sürekli sağ yarım başım ağrıyor. Veya beraberinde bir nörolojik defisit eşlik edebilir. Yani bir periferik fasyal veya santral fasyal veya kolunda bacağında bir kuvvet kaybı, uyuşma, baş dönmesi. Yani nörolojik ekstra bir şey eklenmişse o zaman biz sekonder baş ağrısı. Veya ateşi olabilir, bilinç değişikliği olabilir. Bu kusma atakları, ciddi bir kusması olabilir yani ani ve bilinç bulanıklığı.
O zaman biz bu hasta grubunda sekonder baş ağrısı olma ihtimali var ve dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri, biraz önce de söyledim, eğer sabahları yeni başlayan şiddetli baş ağrısı veya gittikçe kötüleşen bir baş ağrısı varsa muhakkak bir, acaba bir beyin tümörü müdür, kitle midir, bakmak lazım. Ve şu anda teknolojinin ilerlemesiyle artık şeye çok rahat ulaşıyoruz. İşte MR'a, görüntüleme. Bunlar gerçekten bize primer mi, sekonder mi ayırt ettiriyor. Yani bizi kolaylaştırıyor. Eskiden çok zordu İbrahim Hocam. Yani eskiden bir hastanın primer, sekonder sadece anamnezle konuluyordu, muayenesiyle konuluyordu. Şimdi hastalar zaten kaç tane MR'la geliyor. Yani, doğru çantayla geliyor. Evet, çantayla geliyor, işte dosyayla geliyor ve primer sekonder ayrımını daha rahat yapıyoruz. Bu iyi mi kötü mü, bu ayrı bir tartışma. Bizi muhakkak kolaylaştırıyor ama hasta açısından da, hasta yükü açısından da probleme yol açıyor, maddi açıdan da sıkıntılar yol açıyor. Yani aslında anamnez bize birçok şeyi söylüyor ve en önemli şey nörolojik muayene. Nörolojik muayeneyi eksiksiz yapmamız gerekiyor. Hastaya dokunmamız gerekiyor, hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Reflekslerine bakmamız gerekiyor. Bir asimetri var mı? Bir duyu kusuru var mı? Bunlar bize o kadar güzel yol gösterici parametreler oluyor ki hastayı gereksiz yere, gereksiz tetkikten uzaklaştırıyorsunuz ve tedavinizi planlıyorsunuz. Ve izlemek. Hasta sadece acil durumlarda evet çok hemen hızlı bir şekilde müdahale edilebilir ama kronik hastalarda izlem çok önemli. Ve bu hastalıklar, migren olan bir hasta illa beyin tümörü olmayacak demek değil. Veya beyin kanaması, anevrizması olmayacak demek değil. AVM'si olmayacak değil. Veya küme tipi baş ağrısı yaşamayacak demek değil. Öyle bir şey yok. Yani bu hastalıklar komorbid, beraber de olabiliyor. Evet. Yani evet. Onu her zaman akla tutup primer baş ağrısı olan, ya sen geldin, sen zaten migrensin, sende bir şey olmaz demememiz lazım. Tekrar ciddiyetle ele alıp teşhisini tekrar tekrar değerlendirmek, tanı koymak gerekiyor. Şimdi çene kremde disfonksiyon varsa değerli hocam, bu 5. kranial sinir, trigeminal sinir zaten buradan evet, geçiyor. Evet. Çene kreminde bir dengesizlik var. Yani hasta ağzını açtığında ağız şöyle açılıyorsa sorun yok. Ama ağız sola doğru ya da sağa doğru açılıyorsa, tabii ben çok abartılı gösterdim ama orada bir durmak gerekiyor. Temperamanın bir kremde. Kesinlikle. İkincisi homosistein ilişkisi de var. Yani bu gizli tansiyon dediğimiz şeyle de ilişkisi evet. var. Üçüncüsü tabii diş eksikliğiyle de ilişkisi var. Yani bir tarafı özellikle, dişleri eksikse, evet. özellikle azı dişleri. Ya da işte o ağzını kapattığı zaman dengeli kapanmıyorsa, örneğin alt çene embriyolojik olarak böyle geçmişimiz. Evet. Biraz geridedir. Çene böyle kapanıyorsa tabii ki yük buraya biniyor. Yük, yani evet. Şimdi bunu çok değerlendirmek gerekiyor. Evet. evet. Ya da işte bruksizm, bu gece diş kızartması önemli bir şey. İşte bütün bunlar trigeminal sinirle ilişkili. Aslında temporomandibüler eklemde de problem olduğu zaman yine trigeminal nevralji gibi de gelebiliyor bize. Diş sıkmaları yine inflamasyonu başlatabilir. İnflamasyon kökenli. Evet, ki bunlar evet. biliyorsunuz yani bağırsak florası yani disbiyozisle veya siboyla da ilişkili. Yani bağırsağı tedavi de etmek gerekiyor. Peki, burada o zaman size şu soruyu sorayım ben. Siz çok güzel bir şey değindiniz. SIBO dediğimizde, ya sizin SIBO'nuz var. Hastaya dedik bu cümleyi. Hasta diyor ki, ne diyorsun? Ne diyorsun? Tabii. Haklı olarak bu evet, soruyu evet, soruyor. Evet. SIBO nedir? Şimdi aslında SIBO genel anlamda ince bağırsaklarda normalde olmaması gereken bakterilerin üremiş ve sayıca miktarca fazlalaşmış halidir. Olmaması gereken evet, bakterilerin. Olmayanlar. Bu yani kandida dediğimiz gibi. Kandida işte diğer normalde kalın bağırsakta olması gerekiyor bunlar. Evet. Fakat yanlış beslenmeden. Ne gibi yanlış beslenme değerli hocam? Mesela hazır gıdaları çok tüketiyorsak. Evet. Gluteni çok tüketiyorsak, kazeini çok tüketiyorsak. Yani peyniri, tahıllı çok tüketiyorsak bağırsak florasının bozulma ihtimali yüksek. Beslenmemiz eğer işlenmiş gıdalar, yağlı işte özellikle rafine gıdalar, margarin gibi doymuş yağlar, rafine edilmiş yağlar ihtiva ediyorsa bu bağırsak floramızı bozabilir. Ve kabız kalıyorsak. Bu çok önemli ama. Bakın bu cümle çok önemli. Kabız, ben bugün karşılaştığım bir olgu. Yani küçük bir çocuk ve çok doktor gezmelerine rağmen, epileptik bir çocuk çok doktor gezmelerine rağmen
kabızlığı sormamışlar. Ve kabızlık ben ciddi tek başına bir hastalık olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü kabızlığını çözdüğünüz zaman aslında nedenini ortadan kaldırıyorsunuz hastalığın. Orada bir inflamasyonu rahatlatıyorsunuz, orada bir çözüm üretiyorsunuz. Çünkü bağırsak tek katlı epitel ve orada bir hasar olduğu zaman toksinler olduğu gibi vücuda, vagusla beyne, evet. Geçin onu, zaten beyin etkileniyor. Yani vücut bir harmoni içerisinde çalışır. Bütün sistem bir elektriksel network içerisinde, hücresel iletişimle çalışır. Hepsi birbirini etkiler. Yani bağırsağı siz beyinden, beyni bağırsaktan ayırt edemezsiniz. Beyinle bağırsak ilişkisi hep tartışılıyor. Ama siz eğer bağırsağa çok fazla yük verirseniz, çok fazla önem verirseniz bu sefer beyni ihmal etmiş olursunuz. Evet, bunlar evet. Bir denge ister. Peki bir hocam, burada bir şey sorayım ben size. Affınıza sığınarak araya girmek istedim ben. Şimdi hasta diyor ki hocam ben kabızım diyor. Kayısı yiyorum, hoşaf içiyorum. Ondan sonra ya da işte bir otlar modda kaynatıp içiyorum ve rahatlıyorum. Ya da işte popodan fitil koyuyorum ve rahatlıyorum diyor. Şimdi bunlar hepsi yapay. Evet, şimdi bunlar korkunun geçici. Birinci semptomu kabızlık. Evet. Bir insanda kabızlık varsa korkular korkuyor. Var diyoruz. Gerçekten de böyle. Bunlar için ne söylüyorsunuz? Yine konuşmanıza devam etmenizi istiyorum ama. Şöyle yani. Bu yapay kabızlık gidericilerle ilgili. Bunlar sadece semptomu rahatlatmak. O anlık rahatlatıyor. O anlık rahatlatıyor. Yani altta yatan sebebe inmemiz gerekiyor. Evet. Yani onu biraz açar mısınız? Mesela şöyle, eğer bir insan çok kaygı yaşıyorsa, kaygının temelinde korku varsa evet. Ve bu çocukluğunda yaşamış olduğu bir travmaysa ve bu travma sürekli onu rahatsız ediyorsa ve siz bunu gerçekten çözmemişseniz, o kişide yani HPA aksı dediğimiz korku yani, ekseni. Evet. HPA aksında yani hipotalamus, pityüter, adrenal korteks, böbrek üstü bezi, hipotalamus, hipofiz üçgenindeki ilişki. Bunlar arasındaki ilişki işte orada da homosistein devreye giriyor. Evet. Mesela orada metilasyon döngüsü ve metilasyon döngüsünde bizim işte serotonin, noradrenalin, asetilkolin, melatonin bunlar biz döngüsü. Önemli şeyler, bunlar maddeler. Önemli nörotransmitterler evet. Ve bu nörotransmitterler kesinlikle ve bu nörotransmitterler eğer düzgün işlemiyorsa, düzgün üretilmiyorsa, vücutta dağılımları iyi değilse o hastanın kabızlığını sadece bir ilaçla veya sadece işte fitille geçirmeniz sadece bir rahatlama hissi oluşur. Altta yatan sebebini bulmamız gerekiyor. Altta yatan işte bir metilasyon döngüsünde bir problem, duygu durumuyla ilgili bir problem, salt beslenmeyle mi ilgili bir problem veya evde yediği fırçalar korkusu mu, işte abisiyle, kardeşiyle olan ilişkisi mi, başka bir neden mi? Bunlara da inmek gerekiyor. Yani ailenin rolü ne burada değerli hocam? Aile eğer mesela çocuğa tuvalet alışkanlığı vermemişse, ona saygıyı öğretmemişse, saygı biliyorsunuz sevgiyle ilişkili, evet. Sevgiyi vermemişse, dokunmamışsa, ona sarılmamışsa, oksitosin salgılatmamışsa, onun derdini paylaşmamışsa, ona güven aşılamamışsa sayın hocam, o zaman o çocukta gerçekten korku ortaya çıkıyor. Korku kaygıyı getirir. Geçmişte yaşadığımız olaylar bize korkuyu enjekte eder. Ben aynı benzeri gördüğümüz kursumda, zaman bir kursumda şunu öğrenmiştim. Ben hastalarıma da onu söylüyorum. Bir hocadan şunu öğrendim. Korkuyla kaygı K harfiyle başlar. Saygıyla sevgi. Sevgi S harfiyle. Siz seviyorsanız sevgiye, saygıya gidersiniz. Saygıyı eğer inşa edebilirsek toplumumuzda, insanlar ikili ilişkilerimizde biz mutlu oluruz. Ama eğer korkuyu enjekte edersek biz kaygılanırız. Ve şu anda toplumumuzun yaşadığı, insanlarımızın yaşadığı kaygının temelinde aslında bir korku var. Değil ve, mi? Ve bu önceden yaşanmış olaylar veya yaşanan olaylar veya gelecekte yine yaşayabileceğimiz olaylardan dolayı kaygıya düşüyoruz. Ve kaygı sayın hocam kronik strestir. Kronik stres nöroinflamasyondur. Yani nöroinflamasyon, kortizon salgılanıyor. Biraz önce söylediğim nörotransmitterler salgılanmıyor veya bozuk salgılanıyor veya düzensiz salgılanıyor. Bununla ilişkili olarak nöroinflamasyon. Nöroinflamasyon kronik hastalık demek. MS demek, Alzheimer demek, Parkinson demek, migren demek, kanser demek, romatizma demek, otoimmün hastalıklar demek,
Ve bütün bunlar aslında bir bütün olarak değerlendirilerek çözüme ulaşabiliriz. Hasta biraz önce dedi, muhakkak stresini, varsa bunun altta yatan nedenini, beslenmesini, uykusunu, insanların birbirine güvenme aşısını. İnsanlar birbirine güvendiği zaman sağlıklı olurlar. Evet, ve bunu ancak evet. bir bütün içerisinde, toplumsal bir bütünlük içerisinde yapabiliriz. Şimdi son dönemde Türkiye'de aileler intihar ettiler toplu bir şekilde. Aksaray'da, Bakırköy'de, Antalya'da her gün ve inanılmaz olaylar yaşanıyor. Evet, inanılmaz, ne yazık, ne korkunç. İntiharlar, öldürmeler vesaire filan. Şöyle düşünün, bir aile toplu intihara gidiyor. Evet. Şimdi burada bizim toplum olarak, ya soru şu, ya Mayda sen üzerine düşeni ne yaptın? Yaptın mı? Evet. Ne yaptın? Evet. Ne yaptın sen? Ve bütün hepimiz aslında bu suça ortağız. Yani evet. bir insan... Evet. Devlet de suçlu, biz de suçluyuz. Kesinlikle. Herkes suçlu herkes burada. Herkes suçlu ve burada hepimize iş düşüyor. Ne yapabiliriz? Evet. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Soru bu. Ve kesinlikle bizim birbirimize güveni sağlamamız lazım. Sayın Hocam birbirimizi sevmemiz lazım. O insanlar zor durumda kaldıkları için büyük ihtimalle böyle bir olaya yaşadı. Doğru. Çünkü bir insanın kendini öldürmesi, mesela majör depresyona girmiş bir insan evet öldürebilir. Ama bir insanın gidip ailesini tümden yok etmesi, bu çok daha farklı bir şey. Bunun üzerine bence araştırmaların yapılması, oturup konuşulması, hayır sadece konuşmak değil, eyleme geçilmesi. Toplum biziz. Biz sağlıklıysak toplum sağlıklı. Hepimiz üzerine düşen görevini yapmakla hükümlü. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir inancın insanlarıyız. Ama şu anda yaşadığımız olaylar çok kötü. İnsanlar evet. birbirlerinden bir şey isteyemez hale geldi. Kötü durumda olduğu zaman bir insan, ha bu kötü durumda, aman bana da gelmesin diyoruz. Paylaşmıyoruz. Ve bunun da eksikliği yine güven, yine korku, yine kaygı. Ve bu kronik enflamasyon. Ve toplumumuz kronik enflamasyon. Ve sadece toplumumuz için değil, dünyada şu anda kronik dünyada bir enflamasyon var. Enflamasyon var evet. Ve kronik enflamasyon çözülebilir, soğutmamız lazım. İnsanların birbirine sevgiyi aşılaması gerekiyor. Güvenmemiz lazım. Ancak böyle bir huzurlu bir dünya bulabiliriz. Ve kronik enflamasyon dünyayı sardığı anda vücut gibi düşünelim. Yani sularımız kirlendi mi kirlendi, havamız kirlendi mi kirlendi, insanlar arasındaki ilişkiler kirlendi mi kirlendi. O zaman burada bir sorun var. Bütün devlet büyükleri, bütün devletler için söylüyorum. Toplumsal yani sadece bizimle ilgili değil. Hepimiz Amerika, için, evet. Afrika, Rusya. İngiltere, Rusya hep böyle. Bu kronik enflamasyon, dünyadaki kronik enflamasyonu durdurmamız gerekiyor. Artık daha sakin, daha insan, daha canlı odaklı olmamız gerekiyor. Yapay dünyalardan uzaklaşmamız gerekiyor. İnflamasyon her yerde. Aynen. Yani şimdi öfke kontrolünü sağlamazsak, ikincisi sosyal ilişkileri güzelleştirmezsek. Ya bir Allah'ın selamını veriyorsun kardeşim ya. İyi akşamlar diyorsun. Bundan da kolay bir şey yok. Evet. Bundan da kolay bir şey yok ya. Ve... Allah rahatlık versin diyorsun. Bundan da kolay bir şey yok ya. Bu kadar selam basit diyorsun ya. Selam veriyorsun. Selam. Allah'ın selamını veriyorsun. Bundan selam. Da kolay bir şey yok ya. Bunun için yani ben anlamakta zorlanıyorum. İnsanlar birbirinin yanından geçerken birbirlerine selam verseler. Evet. Hocam oksitosin salgılanır. Aynen. Mutluluk salgılanır. Olur. Evet. İnsanlar fark eder. İngiltere'de benim en çok örnek olarak verdiğim şey. Ben 3 ay Manchester'da kalmıştım. İnsanlar birbirini tanısın tanımasın yan yana geçtiklerinde, kapıyı açtıklarında, asansöre bindiklerinde, kapıdan dışarı çıktıklarında gelen kişiye merhaba diyor. Bizler, ben bunu Almanya'da yaşamıştım. Çok hoşuma gitmişti. İnanılmaz bir şey. Direkt göz teması. Bizde ise ya tanıyorsun yüzünü kaçırıyor. Yolunu değiştiriyor. Evet. Zaten birine bir şey söylediğin zaman bu bana niye böyle bir şey söyledi? Niye bana? Kim bu? Yani bir anda hemen art niyet. Evet, acaba altta başka bir şey mi var? Bunu kırmamız lazım. Biz insanız, biz canlıyız, biz iletişimle mutlu oluruz. İnsanların birbirine selamı vermesi, merhabalaşması, hal hatırını sorması, derdine ortak olması o intiharları çözer. Kesinlikle. O intiharların en büyük sebebi bu. Yalnızlık orada yaşanan sıkıntıların paylaşılmamış olması. Ve bu sadece devletin yapacağı sosyal yardımlarla olacak bir şey değil. Sosyal yardım çok önemli. Sosyal devlet açısından eğer insanlar bu işin içerisine girmedikçe bunun bir anlamı olmuyor. Birisi yapıyor, yapsın. Devlet veriyor, versin. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Bizim atalarımız hayvanlar için vakıflar kurmuş. Hep örnek gösteriyorlar. Evet. Peki şu anda ne olduk biz?
Hayvanların ağzını bağlıyoruz, ayaklarını bağlıyoruz, intihara sürüklüyoruz. Şişleyerek öldürüyoruz. Evet. E tabi bu hayvanı şişleyen insan da şişler. Çünkü yani insan sevgisi doğa sevgisiyle başlıyor. Hayvan sevgisiyle başlıyor. Kesinlikle. Bitki sevgisiyle başlıyor. Kesinlikle. Yaşama başlıyor. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın.